Ameliyatlı boyun germeden bahsetmek gerekirse, ameliyatlı boyun germe ameliyatında birkaç iz yapılabilir. Hastanın şikayetine göre boyun altında bir sarkıklıktan bahsediyorsa, ki buna submental yağ dokusu denir, oraya açılacak küçücük bir izden hem liposuction yapılabilir, hem yağ fiziksel olarak çıkartılabilir ve platisma dediğimiz buradaki kaslar şekillendirilir ve korse gibi birbirine dikilir. Hem de kulak önünden girilen bir insizyonla, yani bir kesiyle, boyun bölgesi tamamen ayrıştırılır ve gerilir. Burada yine hem cilt ayrıştırılır ve fazlalıkları atılır, hem de alttaki doku askılanır. Bu çeşit hastalarda ne yapılacağı hastaya göre belirlenmektedir. Aynı zamanda botoks dolguyla da botoksla da burası daha çok desteklenebilir. Yapılacak işlemlerde az miktarda iz kalacağı bilinmelidir. Bu izler her ne kadar kulak önüne ve şu bölgeye gizlense de, karşıdan bakıldığında görülmese de alttan bakıldığında bir miktar görülecektir. Boyun estetiği ameliyatları sonrası boyun maskesi kullanılır. Boyun maskesi gece gündüz 2 hafta boyunca kesinlikle kullanılır. Bu süre içinde hem biraz morluklar, ödemler de iner. 2 hafta sonrasında sadece geceleri olmak üzere boyun maskesiyle dikişler iyice yapışana kadar, iyice yerini bulana kadar desteklenir. Boyun germe ameliyatları 50 yaş sonrası hastalarda çok sık uyguladığımız ameliyatlardandır. Boyun germe ameliyatları boynunda sarkıklık olan hastalarda dramatik görünümde düzelme sağlayan ameliyatlardandır. Hastalar hem fotoğraflarda hem de günlük hayatında boyun bölgesinden oldukça yaşını belli etmektedir. Bu şekilde buna da tedavi olarak önermekteyiz.